Merhaba değerli dostlar. Geçen bölüm çok heyecanlandım. Şimdi heyecanlanmamak için buradan başlıyorum. Umarım adamları öldürebilirim. Evet. Arkadan gelen olmasa bağır. Dostum. O seni kaldı. O da gitti. Çok heyecanlıyım şu an. O da gitti. Pompalamış bu ya. Orada bir adam var bak. Orada bir adam var. Şurada bir adam var. Şu arkada kalanı öldüremedik ya, onu bir öldürelim. Onu öldürmem lazım. Bu sonra bana sıkıntı çıkaracak. Onu almam lazım. Reis, sen gelmen lazım buraya. Sakin, sakin. Sakinleş, müzik sakinleş. Orada başka nerede var? Ay, çok heyecanlandım. Bir kahve için bir dakika. Bu karşıya atlamam lazım. Bu karşıya buradan geçemem. Buradan geçeceğim. Ah. Ya o kadar öldürdük, düzgün dön be. Tüh. Olmadı değerli dostlar. Ha, aynı yer. İyi iyi tamam. Burayı keserim, nedir yani?
Şimdi o nerede? Oha. Orada varmış. Siktir. Sen kaşındın ama. Bir sürü adam varmış ya. Ne biliyorum, B kaçarım. Bölgeyi arayın. Lan bir sürü adam var ya, bitmiyorlar da hiç. Oha. Nişan alma yardımcısını iyi ki açmışım ya vallahi, yoksa bunlarla uğraşılmazdı ya. Kim uğraşacaktı bunlarla? Diğer silahımız tabanca değil mi? Bunda kaç şarjör var? O da 12. Bu iyidir. Evet. Reisleri hallettik. Oo. 113 mü? Bayılırım belaya. Halbuki nişan alma yardımcısını açmışım değil mi? Ne uğraşıyorsun? Çatır çatır gir. Neyse. Güzel geçtik. Ama sanırım buradan gitmeyeceğiz. Aşağı kayacağız. Evet, şuradan aşağı gideceğiz şimdi. Şekli tabanca mı? Altı tane. Normal tabanca iyidir her zaman. Dostum şimdi nereye gidiyoruz? Yukarı mı çıkacağız acaba? Evet, o tarafa gideceğiz. Yukarı çıkmam lazım. Huh?
Tamam. Nereye gitmeli? Soldan mı? Sağdan mı? Tabii ki sağdan. Allah kahretmesin. Ödüm koptu ya. Ya insan kuştan korkar mı? Korktum işte. Bu da ne? Bu da ne? Okuyalım ne diyor? Notu bulan kişi seferimin eski lideri ve finansörü Jonathan Barnes'ı beni ve diğerlerini Avery'in hazinesi uğruna öldürdüğünü bilsin. Öldürüldüğünü. Vay be. İtişam vaatleri verdiği fakat hastalığı ve açlığa sürükleyen tayfayı takatsız düşünerek çalıştırdı. Bir adamı gemi direğine bağlayıp ölüme terk etti. Ve o piç kurusunun sırf aklından geçenleri söylemeye cesaret etti diye seyir sefercimizi ölüme ittiğini tanık oldum diye falan filan. Vay canına. Resmen vay canına. İçimi verdi. Yani benim de tam okumadım ama. Öyle görünüyor ki Bönsün tayfasının hazineyi bulma şansı benimki kadarmış. Hızlıyımdır. Lanet olsun. Sıkıntı yok. Hadi, hadi. Abi neredesin sen ya? Az kalsın kafanı uçuruyorum. Sam. Aa, iyisin. Evet. Beni alt etmek kolay değildir. Seni de sağlam gördüğüme sevindim. Hadi. Bulmamız gereken bir hazine var. Bir dakika, dur, biraz. Bir dur. Nefesleneyim, dur. Biz ne bakıyoruz böyle? Yani nedir bu? Şu demek. Bütün teçhizatımız şu anda Hint Okyanusu'nun dibinde. Tamam, biz de gider Nadine'in ordusundan çalarız. Evet, bir de o var tabii. Bir orduya karşı mücadele veriyoruz. Ne olmuş? Şimdiye kadar çok iyi idare ettik. Ama şimdi ebesinin köründe bir yerde mahsur kaldık. Zaten amacımız buraya gelmek. Evet, ama mı? O zaman bir kaçış planımız vardı. Bak, önce beni bir dinle. Çılgın bir önerim var. Şimdi aşağı inelim ve Reif'in teknelerinden birini çalalım. Tekneler bekleyebilir. Burada ne yaptığımızı söyleyeyim mi? Hayatımı kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ve bunu da ancak o ormanın içine girip Libertalia'yı bularak yapabiliriz. Söylesene. Korsan kolonisine ait bir işaret falan mı gördün? Çünkü ben bir bok görmedim. Sence de şüphelenmek için biraz geç kalmadın bak, mı? Bak diyorum ki en azından Evrim'in gizli korsan ütopyasının gerçekleşmemiş olma ihtimalini göz önünde bulundurabilir miyiz? Belki de ne bileyim bu fanteziyi daha fazla kurcalamak yerine seni kurtarabilecek gerçek bir planın üzerine yoğunlaşmalıyız. Mantıklı. O hazineyi bulana kadar bu adayı karış karış aramam gerekse de vazgeçmeyeceğim. Bak eğer burada yaptığın şey gerçekten kafanı karıştırıyorsa hemen evine dönebilirsin Nathan. Bir dakika. Eve mi döneyim? Sen kafa mı buluyorsun? Senin için karısıyla kavga ettim. Senin neleri feda etti biliyor musun? Ben de çok şey feda ettim. Tamam mı? Hayatımın son 15 yılından... Neyse ben girmeyeyim abiyle kardeş arasına. Alakası yok. Her şey onunla alakalı Nathan. Ne? Sana inanmıyorum. Hala eve gitmek istiyor musun? Bakalım başka neler bulabileceğiz. Böyle giriş var sandım da. Yo, başa mı döndük lan? Abi nereye gitti? Abi. Aha. Burada bir giriş yeri var. Başlangıç yaptık.
Kalan kısmın asılı toprak ve kayanın altında gömülü olmadığını bilmiyorum. Bardağı bulut tarafından bak. Buradan. Ne çabuk geldin oraya sen ya. Sen buraya. Geliyorum. Evde kimse yok. Bu yer daha iyi günler görmüş. Ne dersin? Evet, çatıya biraz tamir gerek. Umalım da bu şey kafamıza falan inmesin. Buraya yanlışla girdim değerli dostlar. Yani bilerek girmedik. Bakalım ne olacak. Sen bu taraftan. Kıpırdayacak gibi görünüyor. Hey Nathan, galiba bu taraftan bir yol var. Nathan, buradan. Daha tozluymuş. Evet, burada cidden büyük bir ustalık konuşturulmuş. Evet ama bu duvar ustaları nereden gelmiş? Ortalama bir gemide iyi marangozlar olur, fıçıcılar olur ama duvar ustası olmaz. Dur bir dakika burada bir. Bir kamera için neler vermezdi? Bir tane var. Hadi lan, ciddi misin? Evet, öyle. Diğer eşyalarımızla birlikte teknede. Daha oldu. Evet, gizli yere gidip hazineyi bulduk. Yani ufak bir parça bulduk. O neredeydi? Kaçırdı. Aynı yer mi burası ha? Geldim. Oh, tekrar gerinebilmek iyi geldi. Aynen öyle. Buraya gelmedik mi zaten? Bak bir kasa, bir fikrim var. Hadi bakalım. Dikkat! Hala tekrar iş başındayız. Bunu görmek isteyeceksin. Şehir var burada. Bu da güzel çatışma olacak. Ama fark etmez. Ne görüyorsun? Burada ev falan yok. Geniş bir sokak. Belli ki daha çok ticari sokak gibi bir şey. Evet. Fark ettiğin için sağ ol Nathan. Hadi. Ne görüyorsun? Benden duymak istiyorsun değil mi? Evet. Senden duymak istiyorum. Pekala. Libertalia. Libertalia. Düşünsene. Onca yıldır kayıp olan efsanevi korsan ütopyası 300 yıl sonra bulundu. Hem de Samuel Drake tarafından. Ve onun yanında takılan genç, daha az yakışıklı kardeşi de bu şerefe nail oldu. Bir gün senden bir şeyler olacağını biliyordum. Bilgin olsun, bu benim ilk kayıp şehir keşfim değil. Şş, konuşma. Anın tadına çıkar. Vay be. Nereden başlamak istersin? Şuradaki binadan başlamaya ne dersin? Ah, şu devasa koruma kulesi olan bina mı? Evet. Gidip bir bakalım kim koruyormuş. Bana uyar. Bana eşlik edeceksin cennette. Nutkum tutuldu. Evet değerli dostlar. Bana eşlik edeceksin cennette bölümünü. Biraz gidelim ya dur. Sence bu yeri inşa etmeleri ne kadar sürmüştür?
Yıllar, hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler? Bu mektup hala okunaklı. Geminin bir Doğu Hindistan gemisi tarafından yok edildiğini kesin duymuşsundur. Benim için yaz tuttuysan senden affediyorum ama dünyanın öldüğüne inanması gerekiyordu oğlum falan filan filan. Bir sürü mektup. Bir dakika. Çevir bakayım. Neyse. Her eve gireceğiz mi ya? Her eve girersek bitiremeyiz biz bu bölümü. Hey Sam, şuna bir bak. Korsan davranış ilkelerine benziyor. Şuradan çıkalım bakalım. Bu yerin tüm olayının kuralsızlık olduğunu sanıyordum. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları vardır. Değerli dostlar, burada bir sürü şeyler var. Neler var neler. Atlar matlar ölmüş. Bir şey demeyecek misin? O kadar baktık yani. Şimdi o tarafa nasıl gideceğiz? Hey, burada patikaya benzer bir şey var galiba. Patikaya benzer bir şeye nasıl gideceğiz? Diyorum, diyorum, dinletemiyorum. Atlayabilir mi? Sanmam. Sen niye yardımcı olmuyorsun hiç? Sam'cim oradan gitmemiz lazım. Tepeye çıkalım, dur oraya çıkalım. Açılmadı. Ne yapacağız? Sen hiçbir şeye yardımcı olmuyorsun sen de. Buraya geliyoruz. Arkada bekliyorsun. Yukarı çıktık gelmedin. Dışarıda mı dolaşmamız lazım? Bir dakika. Hmm.
Buraya geldik zaten dostum. Buraya geldik zaten. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi boş boş dolaştım. Keşke bu bölümü geçseydim. Diğer bölümü bıraksaydım burayı. Şu arkasına da evinde dolaşacağım bir saniye. Yani orada daha bulamazsam artık. Bakacağım, başka yerlere bakmam lazım. Evet burada bitiyor. Buradan çıkış var mı? Buradan da çıkış yok. Sen de sağ olsun hiç yardımcı olmuyor yani. Ama bir şey diyecek herhalde, bir dakika, ne diyor? Konuşma yapmamız lazım şurada ya. Konuşamadık, kaçtı. Yani odaklanıyoruz falan filan ama hiç boş yani dostum. Yatak matak, tamam. Acaba? Patikan olduğu yer mi değil? Yine aynı yere geldik. Ay. Şuraya çıkıp oradan gitmeliyiz mi bilmiyorum, bakacağım. Ha, burada yer varmış dostum. Kaptan Avery. Ben de ne zaman görüneceksin diyordum. Yani. Korsan İtopyası'na bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. Oradan çıkmıyor. Kapının olduğu yer burası. Evet değerli dostlar, bundan sonrasını diğer bölümde yapacağız. Bakalım burada neler var. Çok merak ediyorum. Hazineyi bulsak artık da ondan sonra çalışmalar devam etsin. Evet evet, bekle dostum. Tünel var, bekle. Ne olacak acaba?